Merhabalar kanalıma, hoş geldiniz. Bugün size fırında harika bir mantı tarifi vereceğim. Bu mantı çok da hızlı oluyor. Böyle bir saate sofraya getirebilirsiniz. Yufkasını da kendimiz açacağız. Şöyle 3 su bardağı unum var. 1 paket kabartma tozum. 1 yemek kaşığı sirke. Yarım çay kahve fincanı sıvı yağ. Yarım çay bardağından fazla süt. Yarım su bardağı yoğurt. Bir yumurta. Biraz su var. Hemen şöyle un, kabartma tozu ve 3 çay kaşığı tuzumu koyuyorum, karıştırıyorum kuru malzemelerimi. Çok güzel oluyor. Bir yumurtamı sırayla yoğurdu, sıvı yağ, sirkeyi katacağım ve şöyle bir karıştıracağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu benim ıspanaklı börekte kullanmış olduğum yufkam. Bu yufkayla çok güzel şeyler yapıyorum. Şöyle sütü de ekliyorum. 4'te 3 çay bardağı sütüm vardı. Suyu da kıvamını ayarlamak için kullanacağım. Böyle ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Geçenlerde komşum aradı beni. Selam olsun buradan komşuma da. Dedi ki senin ıspanaklı böreğini izledim ve oradaki yufkanla ben çok güzel mantı yaptım dedi. Benim de aklıma düştü o öyle söyleyince. Ben de epeydir mantı yapmıyordum. Dedim ki hemen ben de yapayım. Takipçilerimle de paylaşayım istedim bu güzel mantıyı. Çok da pratik, çok lezzetli bir mantı. Biz çok seviyoruz. Bakın şöyle ele yapışan yumuşak bir hamur olsun. Biraz daha su koyuyorum. Bu yufka hamurunu bir yere kaydedin. Gerçekten çok pratik. Hiç yufka almanıza gerek bile yok. Bakın şöyle ele yapışan oldukça yumuşak bir hamur. Bu yufka hamuruyla ben çok güzel börekler, çörekler, mantı, hatta beyti kebap bile yapıyorum diyebilirim. Bir gün size beyti de yaparım inşallah. Çok güzel oluyor gerçekten. Biz çok beğenerek tüketiyoruz. Ben çok az yufka alıyorum. Yani daha önce de söylemiştim. Çok hazır yufka almıyorum. Sadece böyle çok ani gelen misafir için böyle birkaç tane dolapta bulunduruyorum. Şöyle hamurum dinlendi biraz. 15-20 dakika dinlendirdim. O sırada kıymasını hazırladım. Biraz nişasta serptim tezgahıma ve 4 tane beze yapıyorum. 4 tane beze çıkıyor. Normal orta boy büyüklükte bir tepsiye de çok iyi geliyor. Bu yufka ölçüsü. Çok da az malzemeli. Şöyle nişasta yardımıyla merdaneyle bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Kıymayı hazırladığım yeri çekememişim. Orayı çektim zannediyordum. Kamerayı açmamışım. 150-200 gram kadar kıymam var. İçerisine 2 tane büyük iri doğranmış soğan koydum. Şöyle bakın yufkamın her tarafını bolca nişastaladım ve koyuyorum. Hemen ikinciyi de hızlıca açıyorum. Bol nişasta kullanıyoruz. Yarım paketten biraz fazla nişasta kullandım. Bakın şöyle bol nişasta. Katlıyorum. Tekrar nişasta. Bolca koyuyorum ve bu şekilde üst üste diziyorum. Diğerlerini açmaya başlıyorum. Dediğim gibi 150-200 gram kadar kıymam var. İçerisine 2 tane büyük soğan doğradım. İri iri doğradım soğanları. Biraz tuz, biraz karabiber, kimyon, pul biber, baharatlardan koydum. Biraz da sıvı yağ, zeytinyağı koydum ve karıştırdım. Kıymam bu şekilde çiğden hazır. Şöyle yufkalarımı açmış olduğum ilk yufkamdan başlayarak incecik açıyorum. Mümkün olduğu kadar ince açın. Sonra böyle yağlıyorum. 4 yemek kaşığı kadar yağ koydum. Şöyle fırçayla da sürebilirsiniz. 8 tane dilimimiz çıkacak. O yüzden de kıymalı iç harcımı da göz kararıyla şöyle 8 eşit parçaya böldüm. Şöyle kıyıya kıymalı iç harcımdan biraz koyuyorum. Şöyle göstereyim kıymalı iç harcımı da. Soğanlarını oldukça iri doğradım. Şöyle gevşek bir şekilde sarıyoruz. Sıkı sarmayın. Gevşek olsun mümkün olduğunca. Çünkü içi güzel pişsin. Biraz da çıtır olsun istiyorum. Şöyle hazır hemen kesiyorum. Şöyle bir tane düzgün kesiyorum. Onu ölçü yapacağım. Onu ayırın bir kenara. Bununla hep ölçü yapın. Bütün bezeleri o şekilde kesin ki eşit olsun. Şöyle ikinciyi de açıyorum hemen hızlıca. Çok güzel açılıyor. Çok kolay açılıyor. Mis gibi de kokan bir hamur. Şöyle bir borcama koydum. Borcamla servis yapacağım için borcama koydum. Normal tepsiye de koyabilirsiniz. Borcam yani tepsi boyutum 31 santim. Çapı 31 santim. Gayet iyi geliyor o ölçüye.
Ve böyle 7-8 kişinin rahatlıkla doyabileceği bir mantı oluyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Hatta ben bunu böyle yapınca hepsini biz bitiremiyoruz. Dolapta saklıyorum, buzdolabında, ve böyle 2 gün çok rahat mantı geliyor sofraya. Çok hoşumuza gidiyor. Yanına bir çorba, bir salatayla çok güzel oluyor. Şu ölçümle ben yine böyle kesiyorum. Özellikle bu Covid'in bu kadar böyle yayıldığı, atağa geçtiği bu dönemlerde mutlaka bu güzel ev yapımı ürünleri yapın. Şöyle bakın, koydum. Tepsiyi yağlamadım. Şimdi tavada kalan yağım var. Tereyağı, ayçiçek yağı, zeytinyağı karışımı. Onu şöyle güzelce bütün mantılarımın üzerine, her yerine, kenarına, kıyısına bolca sürüyorum. Çok güzel bir mantı gerçekten. Şöyle sürelim. Tereyağı karışımımın ölçülerini yazarım açıklamalar kısmına. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, ayçiçekle zeytinyağını göz kararı döktüm. 180 derece fırında böyle altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Çok güzel oldu gerçekten. Fanlı ayar kullanıyorum ben. Fanlı ayarda pişirdim. Bakın şöyle çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Ortasına da böyle ortasını boş bırakıyorum. Ortasına da sarımsaklı yoğurt koyacağım. Böyle servis yapıyorum. Çok güzel oluyor. Misafire de böyle çok güzel oluyor. Yoğurdu üzerine hepsini dökmedim. Çünkü hepsini bitiremediğimiz zaman yoğurtlu kalan kısım ısıtamayabilirim diye. Çünkü biz bugün kalabalık değiliz. O yüzden böyle ortasına koydum yoğurdu. Hemen salçalı sosunu yapıyorum. Biraz artan tereyağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı karışımım vardı. Üzerine bir dolu yemek kaşığı salça koydum. Domates, biber karışık koydum. Domates, biber salçası. Şöyle bir iki kavuruyorum. Sonra biraz su ile sulandırabiliriz. Ama ben biraz et suyum vardı. Et suyuyla sulandırmak istiyorum. Mantı da etli olduğu için et suyuyla da çok güzel oluyor. Bu soslara et suyu koyabilirsiniz, varsa et suyunuz. Şöyle güzelce et suyuyla kıvamını ayarladım. Hazır. Hemen sıcak sıcak sosumu ve mantımı sofraya alabilirim. Herkes yerken kendi tabağına mantısını alacak. Üzerine sarımsaklı yoğurdunu ekleyip şöyle üzerine de sosunu ekleyecek. Bu şekilde artanlarını dolapta saklayarak ertesi gün mantımızı ısıtarak tekrar aynı şekilde böyle sıcacık taptaze tüketebiliriz. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle bu mantıları üzerine sarımsaklı yoğurt dökmeden böyle atıştırmalık börek gibi de yiyebilirsiniz. Çok güzel gerçekten, kat kat böyle. Çok güzel bir mantı. Tereyağlı mis gibi, deneyeceklere afiyet, şifa olsun. Hoşça kalın.